Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi halk şiiri için söylenemez diye soruluyor bize. Sırasıyla seçenekleri değerlendirelim. Yalın bir halk Türkçesi kullanıldığı söylenebilir. Geleneksel halk şiiri biçim özelliklerinin devam ettirildiği söylenebilir. Yine aşıklar koşma yazmaya devam etmişlerdir. Mahlas kullanmaya devam etmişlerdir. Yani kendi takma isimlerini. Halk şiirinin geleneksel temaları ve dönemin konularının ele alındığı doğrudur saz eşliğinde şiir söyleme geleneği de yine Cumhuriyet dönemine devam etmiştir. Ancak yeni nazım biçimleri tercih edildiği söylenemez. Bu B seçeneğindeki bilgiyle de çelişen bir ifade. Yanlış bir bilgidir. Doğru cevap D seçeneğidir. Parçada söze edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Sivaslı bir halk ozanından söz edildiğini görüyoruz. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığıyla gözünü kaybetmiş olduğu bize bilgi olarak verilmiş. Yalın ve açık bir Türkçe kullandığı Değişler, Sazından Sesler adlı eserlerinde de şiirlerini topladığı belirtilmiş. Yine Dostlar Beni Hatırlasın da eser olarak bize verilmiş. Bize parçada sorulan şair, ünlü Aşık Veysel Şatıroğlu'dur. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilir diye soruluyor. Karslı bir ozan sorulmuş bize dikkatlice bakalım. Birçok yayın kuruluşuna programlar yapmış. Atışma geleneğinin kendi dönemindeki en iyi ustası olduğu belirtiliyor. Yine derlediği Kiziroğlu Mustafa Bey türküsünden söz ediliyor. Buradan hareketle Aşıklar Bayramı'nın düzenlenmesinden hareketle bize sorulan sanatçının ünlü Ozan, Murat Çobanoğlu olduğunu söyleriz. Kiziroğlu Mustafa Bey türküsü ve Köroğlu kolları onun tarafından derlenmiştir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Bolca ödül almış bir ozandan söz edildiğini görüyoruz. Çıldırlı bir ozan olan sanatçımız binin üzerinde şiir yazmış ve UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi olarak onurlandırılmıştır. Yine bu sanatçımız birçok aşık makamını ve 150 civarında halk hikayesini tasnif etmiş aşık olarak anlatmıştır. Parçada bize sorulan sanatçı 2014 yılında yaşama veda eden Şeref Taşlıova'dır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Atatürk, sevda, umut, öz eleştiri, vefasızlık gibi birçok konuda şiirler yazmış olan bir sanatçı soruluyor. Bu sanatçının bir özelliği de Kahramanmaraşlı olması. Burada Aşık ve İmani Çukurova yöresinden olduğu için doğru cevap olamaz. Yine Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova Erzurum ve Karslı oldukları için doğru cevap olamaz. Abdurrahim Karakoç da bu konuları işlemiş bir sanatçı değildir. Bize sorulan aşık, aşık mahzuni şeriftir. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Abdurrahim Karakoç'la ilişkilendirilemez diye soruluyor. Abdurrahim Karakoç, Cumhuriyet döneminde halk şiiri geleneğini sürdüren şairlerdendir. Ancak onun diğerlerinden farklı olarak saz çalmadığını söyleyebiliriz. Mihriban onun bir şiiridir. Bestelenmiş meşhur bir şiiridir. Hasan'a mektuplar bir şiirinden hareketle kitabına isim olmuş bir isimdir. Yine taşlama türünde yani sosyal eleştiri alanında eserler, şiirler yazmış olduğunu söyleyebiliriz. Kahraman Maraşlı'dır. Ancak koçaklama yani kahramanlık konulu şiirleri yoktur. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir. Parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Erzurumlu olduğu söylenmiş. Konya Aşıklar Bayramı'na sürekli katılmış olduğu belirtilmiş. Burada Konya Aşıklar Bayramı'ndan söz edilmiş olduğu için sorumuzun doğru cevabı Aşık Yaşar Reyhani olur. Diğer sanatçılar Aşıklar Bayramı'na sürekli katılmamışlardır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Çukurova aşıklarından atışma geleneğini en iyi devam ettiren Osmaniye Kadirlili bir ozanlar diye sorulmuş. Şeref Taşlıova Karslıdır. Aşık Yaşar Reyhani Erzurumludur. Abdurrahim Karakoç Kahramanmaraşlıdır. Aşık Murat Çobanoğlu yine Karslı bir aşıktır. Sorumuzun doğru cevabı Feymani olan A seçeneğidir. Bu parçada tanıtılan halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Dikkatlice bakalım. Ozanımız Kırşehirli bunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde. Çiçek Dağı'ndan Türkiye'ye açılan bir halk ozanı olduğu belirtilmiş. Geniş kitlelere ulaşmış olduğu söyleniyor. Devlet sanatçılığını reddetmiştir. UNESCO tarafından SOKÜM'e bağlı yani somut olmayan kültürel mirasın korunması sözleşmesine bağlı olarak ulusal yaşayan insan hazinesi olarak kabul edilmiştir deniyor. Burada Şeref Taşlıova'nın yaşayan insan hazinesi olarak kabul edildiğini bilmekte yarar var. Ancak bu ünvanı kazanmış olan Kırşehirli bir başka sanatçı da Neşet Ertaş'tır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Parçada söz edilen Cumhuriyet dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Burada Sivas Halk Şairleri Bayramı'nı 1932'de düzenlemiş olan bir sanatçının sorulduğunu görüyoruz. Bu sanatçının başka bir özelliği Cumhuriyet dönemi şairlerinden olması ve bir başka özelliği de Aşık Veysel Şatıroğlu'nu keşfetmesidir. Ahmet Oktay, Ahmet Arif Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Mıyıptır Anas sorumuzun doğru cevabı olamaz. Burada Aşık Veysel'i keşfeden sanatçının Ahmet Kutsi Tecer olduğunu söyleriz. Ahmet Kutsi Tecer kendi şiirinde de folklor malzemesinden yararlanarak şiirlerini kurgulamıştır. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Cumhuriyet döneminde yazılmış bu dörtlükler için hangisi söylenemez diye soruluyor. Çekin halay çalsın durmadan sazlar. Çekin ağır ağır halay düzülsün. Süzülsün oyunlar. Süzülsün nazlar. ince beller. Mahmur gözler. Süzülsün deniyor. Burada sade bir halk Türkçesi kullanıldığı söylenebilir. Halk şiir geleneğinin biçim özelliklerinden yararlanıldığı söylenebilir. Söz gelimi A B A B ve yine C C C B şeklinde bir koşma uyak düzeni görüyoruz ve dörtlük görüyoruz. Biçimin halk şiiri biçimiyle örtüştüğü söylenebilir. Mecazlara yer verilmemiştir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Yine kafiye çeşidi ve dizilişi yönünden halk şiiriyle bir ortaklığa sahiptir diyebiliriz. Az önce bunu gördük. Ancak burada bu şiirde içerik yönünden görünen anlamın ardında yoğun bir anlam olduğu söylenemez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye soruluyor. Parçaya baktığımız zaman bir özel etkinlikten söz edildiğini görüyoruz. Burada Konya'da düzenlenen bir etkinlik var. Buraya ozanlar sazlarıyla katılıyorlar. Yani Konya bir anlamda şiirin, türkünün kırk pınarı, er meydanı olarak değerlendiriliyor. Gelene niye geldin denmiyor, gelmeyene niye gelmedin denmiyor. Burada özel bir etkinlikten söz edildiği için atışma meydanı... Aşıklık geleneği, halk şiiri geleneği ifadeleri doğru cevap olamaz. Parçada söz edilen etkinlik Türkiye Aşıklar Bayramı'dır. Sorumuzun doğru cevabı bu nedenle E seçeneğidir.